Bismillahirrahmanirrahim. Değer izleyiciler, Safetü't Tefasir'de En'am suresinin 141'den 150'ye kadar olan kısmını çalışıyorduk ve nereye geldik? Sonra emre taala rasuluhu sallallahu aleyhi ve sellem emretti bir en yine açıklamasını lehum onlara ma harramahullahu aleyhim. Allah Teala'nın kendilerine haram kıldığı şeyleri açıklamasını e, emretti. E, evet. E, ve ne dedi? Kul la ecidu de ki bulamıyorum fima uhiye e, yani bana vahyedilen edilen şeylerde fima uhiye ila e, e yani haram e, kılınan şeylerden ala e, yiyen kimseye yet'amuhu e, yediğinde illa evet şunlar dışında en yekune meyteten ölü olması dışında ev demen mesfuhan veya akıtılmış kan olması dışında ev lahme hınzirin veya domuz eti olması dışında fe innehu ricsun ki o ricstir yani necistir ey kul ya muhammed li kuffari mekke e, mekke kafirlerine de ki sallallahu aleyhi ve sellem la ecidu fi ma evhallahu ileyye min el kur'an Allahü Teala'nın Kur'an'dan bana vahyettiği şeyler içinde şeyen muharremen ala ayi insanin herhangi bir insana haram kılınan bir şey bulamıyorum İlla şunlar dışında en yekune zalike taamu meyteten bu yiyeceğin ölü eti olması dışında ölü Ev demen sailen masbuben akıtılmış dökülmüş kan olması dışında bu masbub dökülen akıtılan demek sailen bu da akan ev yekune lehme hinzirin veya domuz eti olması dışında fe innehu qaderun çünkü o pistir ve necisun necistir e, li e, ta'awudhi eklin necasat yani onun necis şeyleri yemeye alışması nedeniyle yani sürekli necis şeyler yediği için. Ev fiskan li uhille li gayrillahi veya fısk olan şeyler. Yani uhille li gayrillahi bih Allah'tan başkası adına kesilen şeyler. Ey ev yekunel mezbuha fıskan. yani burada mezbuha değil de bu kânenin ismi olarak bunu okuyalım. Çünkü burası onun haber oldu. Ev yekunel mezbuhu fiskan ve o kesilenin fısk olması e, haramdır. Zubiha ala ismi gayrillah. Yani Allah'tan başkası adına e, kesilen şey. Kel mezbuhi alen nusubi. İşte o putlar adına kesilmesi gibi. Yani kesilen gibi. Semma fıskan. Fısık diye isimlendirdi. Mübalagaten. Yani mübalağa nedeniyle. Ke ennehu. E, sanki o e, nefsul fıskı. Yani fıskın ee, yani e, sapmanın günahın ta kendisiymiş gibi لِأَنَّهُ çünkü o ذُبِهَ ala ismil esnam yani putların adına e, kesilmiştir. Femenid durra kim mecbur kalırsa gayra bagin e, zulmetmeksizin وَلَا la ve haddi aşmaksızın e, yiyebilir fe inne rabbeke gafurur rahim. senin Rabbin gafurdur rahimdir. Ey e men esabetu daruratu kime zaruret isabet ederse yani mecburiyet hasıl olursa wastaratu e, ila e, ekli şeyin bunu meçhul okuyoruz utturratu ve malum okuyoruz çok fark etmiyor İla ekli şeyin yani bir şeyi yemeye minel muharramat yani haram kılınan şeylerden bir şeyi yemeye mecbur kalmışsa yani ölecekse yemezse fela ithma ona günah yoktur İn kâne gayre bağın yani e, zulmetmezse ey gayre kasıt e, evet, gayre kasıt teledüdü bir ekliha e, bidûni daruretin yani zaruret olmaksızın onu yiyerek tenezzü, e, etme yani lezzet almayı kastetmiyorsa ve la adin ey evet e, e, bu da haddi aşmıyorsa ey mücaviz kaderi darure yani zaruret miktarını e, aşmayacaksa elleti tedfe'u anhul helak. Yani helakin, ölümün onu sürüklediği zaruret miktarı. Yani eğer yemediğinde ölecekse ölmeyecek kadar yiyebilir. vallahu gafurun rahim bil ibad. Allah kullarına e, affedici ve merhamet edicidir. Sonra beyene taala sonra Allah <-u> Teala açıkladı enne ma harramehu alel yahud. Yani Yahudilere e, neyi haram kıldığını e, açıkladı innema kâne bi sebebi bâgihim ve isyanihim. Yani onların azgınlığı, isyanları sebebiyle. Fekale buyurdu ki ve alellezîne hâdû o Yahudilere harramna kullezî zufurin. Her tırnaklı hayvanı haram kıldık. Ey yani ve alal yahud Yahudilere hasaten özellikle harramna <laughs> aleyhim onlara haram kıldık kullezî <laughs> dufurin. Her tırnaklı hayvanı. Kale ibn Abbas dedi ki, Hiye zevatu zilfi, bu zilf tırnak, toynak gibi, kel ibili, yani develerde ve niam, bu niam sığırlar diye anlayacağız. Develer ve sığırlardaki, yani o tırnaklı develer ve sığırlar gibi. Ve maleyse leyse esabi münferice, yani parmakları ayrı olmayan, ey meftuha, açık olmayan, kel battı, vel e, evzi yani ördek gibi kaz gibi ve minel bakari vel ganemi inek ve koyundan da harremna aleyhim şuhumehuma bunların iç yağlarını onlara haram kıldık ey ve harremna aleyhim ekle şuhumil bakari ve şuhumil ganemi koyunun ve e, işte ineğin ve koyunun iç yağlarını haram kıldık İlla ma hamalet zuhu ruhuma ancak sırtlarına yapışan yağlar hariç. Ey ille şahmul lezi e alleka bi zahri e, Sırtlarına yapışanlar. Evil havaya. Yani e, bağırsaklarına. Ey el ve vel -mesarin. Evet burada emi'a nedir? Bağımsa bağırsak demek. El bu da kalın bağırsak. Bu ince bağırsak bu kalın bağırsak. Ev mehtalata bi e, Ya da kemiklerine yapışanlar hariç ke şahmil e, ilye yani kuyruk yağı gibi elye Ve mana enne şahmel lezi e, o e, ya ellezi bi zuhuri yani sırtta olan ev ihtevet aleyhil mesarrin veya bağırsakların itibar ettiği ev ihtelata bi azmin e, veya kemiklerden yapışan yağlar ke şahmil elye yani kuyruk yağı gibi caizun lehum onlara caizdi Zalike cezeynahum bi bağihim e, azgınlıkları sebebiyle onları böyle cezalandırdık ve inna le sadikun bizler sadık olanlarız. Ey zalike tahrim bu haram kılma bir sebebi zulmihim ve udvanihim. Zulümleri ve düşmanlıkları sebebiyledir. Ellezî sebeka daha önceki düşmanlıkları. Min katli e, peygamberleri öldürmeleri. Ve ekli riba e, ve e, faiz yemeleri. Ve istihlali envalin nas bil batıl insanların mallarını batıl bir şekilde e, ne yapmaları, helal edinmeleri ve inna lesadiqune ve biz doğru kimseleriz fima kasasna aleyke ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana anlattığımız şeylerde ve fi zalike ta'ridun bunda e, ne vardır? Tariz. Tariz ne demek? E, tariz e, yani kınama, az, azarlama bi e, kidbi men harrama malem lem yuharrim e, yuharrimillah. Yani Allah'ın haram kıldığı şeyleri haram kılanların e, işte yalanına bir azar vardır. Ve tarid bi kidbi yahud ve yahudilerin yalanına bir tariz, bir azar vardır. Ve in bu ke eğer seni de yalanladılarsa fekul de ki rabbukum zu rahmetin vasia. E evet, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Ey yani fe in e, kezzebeke. Evet, seni yalanladıysa e, ya Muhammed ha il yahud. Yani bu Yahudiler فيما giite e, bihi min beyani tahrim. Yani bu haram kılma e, açıklaması e, yani senin getirdiğin bu haram kılma açıklamasını yalanladılarsa fekul mutaajjibe min halihim. Onların ee, yani durumuna e, hayret ile şaş şaşırarak ne dedi? Rabbukum du rahmetin vasiatin. Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Haysu çünkü lem yuacilkum bil ukubeti ma şiddeti icramikum. Sizin cürmünüzün, suçunuzun, günahınızın büyüklüğüne rağmen ceza vermede acele, acele etmez size. Ve hâzâ kema tekûlu inda rûyeti masiyetin azîmeh. Ee, bu o büyük isyanı gördüğün zaman şöyle demen gibidir. Ma ahlem Allahu Teala. Allahu Teala ne kadar da halimdir. Yani e, acele etmeyendir. Ve ente turidu ve sen e, istiyorsun ma e, ahlemahu li imhalihil asi. Ki sen e, yani o e, işte asi günahkar kimseye mühlet vererek e, neyi murad ediyorsun? Yani e, o halimliği yani cezada acele etmemeyi. Summa aqaba vasfahu taala bir rahmetil vasia. Evet Allahu Teala'nın o geniş rahmeti vasfetmesinin ardından ne geldi? Bil vaidi Şiddetli tehdit geldi. Ve dedi ki ve la yurattu ba'suhu anil kavmil mujrimin. Evet onun azabı, ba'suhu bakın helaki azabı suçlu kavimden çevrilmez, geri döndürülmez. Ey, e la tatarru bis'ati rahmetihi onun geniş rahmetine aldanmayın fe innehu çünkü la yuraddu azabuhu ve satvatuhu e, ammen iktasabu zunube e, ve icterahu es-seyiat Evet, e, onun e, azabı onun e, işte gazabı e, günahları işleyen kimselerden ve kötülükleri işleyen kimselerden geri çevrilmez فَهُوَ مَعَ رَحْمَتِهِ O rahmetiyle beraber ذُو بَأَسٍ شَد۪يدٍ Evet, şiddetli azap sahibidir. وَقَدْ جَمَعَةِ الْآيَةُ بَيْنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ <laughs> Evet, ayet-i kerime tergib ve terhibi birleştirdi. Yani hem rahmetini söyleyerek rahmetinden ümit etmeyi hem de terhib yani azabıyla korkutmayı bir arada verdi. Hatta ta ki la yaknatal muznim min rahmeti günahkar rahmetten ümidini kesmesin ve la yagtarrel asi bi hilmillah isyan eden de Allah'ın hilmi ile yani acele etme, etmemesiyle aldanmasın seyekulün lezine eşreku evet o şirk koşanlar diyecekler ki evet burada kalalım çünkü uzunca bir tefsir veriyor. Bunu da inşallah gelecek bölümde okuruz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.